Herkes için Bisiklet Podcast'inden herkese merhaba. 22. bölüme hoş geldiniz. İstanbul Eurovelo'ya hazırlanıyor. Konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iki değerli konuğumuz ile konuşacağız. Konuklarımız bizi bilgilendirerek yaptıkları çalışmaları paylaşacaklar. Eurovelo'nun ne olduğunu, planlanan İstanbul rotasını ve İstanbul'un dahil olma süreçlerini konuşacağız ve merak ettiklerimizi konuklarımıza soracağız. Başlamadan önce podcast yayınlarımızı patreon.com üzerinden bir kahveyle destekleyen tüm destekçilerimize ve dinleyicilerimize teşekkür edelim ve hızlıca başlayalım. Programımızın konusu Avrupa bisiklet rotaları. Eurovelo olarak bildiğimiz bisiklet rotalarını bugün iki değerli konuğumuz ile konuşacağız. Konuklarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eurovelo Proje Koordinatörlerinden Engin Aktürk ve Merve Aktağ Öner. Engin, Merve, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Eurovelo'yu konuşmaya başlamadan önce sizlerden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Merve, seninle başlayabilir miyiz? Tabii, İTÜ mezunuyum ben, mimarım. Yaklaşık 10 sene oldu mezun olalı. Kent ve mimarlık üzerine ilgileniyorum daha çok. Bisiklet sürüyorum son 8 senedir yaklaşık olarak. Bir 8-10 bin kilometre sürmüşümdür Türkiye'de herhalde. Yurt dışında da küçük küçük sürdüm. Yurt içinde işte Göller bölgesi, Kaz Dağları, Ege bölgesindeki birçok antik kent. Yani olabildiğince bisiklet sürmeye çalışıyorum. Bu yazda böyle bir pozisyon açılınca hemen başvurdum tabii. Daha sonrasında Temmuz ayında başladık. Güzel de ilerliyor bu konuda. Eurovelo ağlarını İstanbul'u bağlamakla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz Merve. Tekrar hoş geldin diyorum. Engin, seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben de Merve'yle meslektaşım. Ben Trakya Üniversitesi mimarlık mezunuyum. Kariyerimi akademik olarak devam ettim. Yüksek lisansımı İngiltere Üniversitesi'nde tamamladım. Yaklaşık 5-6 senedir de üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda hala da üniversitede ders vermeye devam ediyorum. Bunun dışında Merve'nin de dediği gibi bu Temmuz ayında açılan bir Eurovelo pozisyonuna başvurdum. Çok isteyerek başvurdum bunu. Çünkü zaten bisiklet üstündeydim ve bunun bir işe dönüşmesi beni çok mutlu etti. Bisikletle olan ilişkime gelecek olursak, ya ben çocukluğumdan beri zaten her çocuk gibi bisiklet üstünde büyüdüm. Daha sonra üniversiteye gittiğimde Edirne'de bir bisiklet kulübü kurdu. Trakya Üniversitesi bisiklet kulübü kurdu. Daha sonra orada çevre köylere bisikletlerle toplardı, sürüşler düzenledik. Derken işte bu turları biraz daha şehir dışına doğru yönelttik. Edirne, Kırklareli, Kıyıköy gibisinden. Sonra da üniversite bittiğinde memleketime döndüğümde orada birazcık sürmeye başladım. Bir yandan da bisiklet benim ulaşım aracım olmaya başladı. İstanbul'a geldiğimde ise ilk başta birazcık korktum, bürktüm bisiklet kullanmaktan ama yani bir kere hastalık kaptığım için zaten devam ettim burada da. Şu anda da zaten ulaşım büyük bir kısmını bisikletle sağlıyorum. Yine yazın hava güzel oldukça turlar yapıyorum. Diğer taraftan bir yol bisikleti de alıp yol bisikleti çıkmaya da başladım. Bir tane de çocuğum var. Onu da bisikletle yavaş yavaş alıştırıyorum. Şu an arkamda koltukta, her yere onunla beraber gidiyoruz. Bu şekilde Eurovelo çalışmalarında da İstanbul'un Eurovelo'ya girmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu konuda da bizim bir katkımız olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Engin, kendini tanıttığın için. Şimdi konumuz Eurovelo. Avrupa bisiklet rotaları olarak bildiğimiz Eurovelo nedir? Bize anlatabilir misiniz? Ben şöyle başlayayım söze. Aslında Eurovelo dediğimiz şey şehirler arasındaki bisiklet ulaşımından ziyade Avrupa'da sürdürülebilir bir bisiklet turizmi yaratmak. Yani bisiklet turizmi amaçlanmış. Ama sadece o bisiklet turizmi sadece turizmle sınırlı kalmamış. Dolayısıyla hem bisiklet kültürünü geliştirmiş hem de geçtiği şehirlerdeki, ülkelerdeki bisikletli ulaşımı geliştirmiş. Hem ekonomisine katkı sağlamış. Birçok yönden faydası var. Tabii İstanbul'da çünkü Eurovelo rotaları 17 tane rota var şu anda mevcut. 90 bin kilometreye yakında planlanmış rotalar var. Bunun bir kısmı da zaten 13 rotası mesela Edirne sınırına kadar geliyor. Eurovelo 8 rotası da zaten geçen yıl İzmir'de dahil olduğu Akdeniz rotası var. Yani
İstanbul'un Burota'ya katılması hem bisiklet turizmi açısından hem de bisiklet kültürünün değişmesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. İstanbul Eurovelo'ya dahil olacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi proje koordinatörlüğünde bunun çalışmaları sürüyor. Peki nasıl dahil olacağız Eurovelo'ya? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Eurovelo projesi ECF yani Avrupa Bisiklet Federasyonu'nun bir projesi. Bunun içinde Avrupa Bisiklet Federasyonu'na bu rotaya dahil olmak için başvuru yapmamız gerekiyor. 2022 yılının Aralık ayında ilk başvurusu var şu anda. Pandemiden dolayı bir yıl ertelendi bu. Buraya başvuru yapmak gerekiyor. Ama bu başvuruyu yaparken de siz onlara bir rota sunmanız gerekiyor. Ve bu rota üzerindeki bisiklet güzergahında bisikletin ihtiyacı olan altyapı, konaklama, işte beslenme gibi öğeleri sunmanız gerekiyor. Hem de bu yaptığınız rotayı insanlara, Avrupa'ya, işte kendi vatandaşımıza tanıtmanız gerekiyor. Yani burada bisiklet kullanıcısının olduğunu da göstermek gerekiyor. Merve, yanlış hatırlamıyorsam Aralık 2022'ydi değil mi? Şu anda bir değişim olmadı bildiğim kadarıyla. Yani normalde Aralık aylarında her sene başvuru alıyorlar ama pandemi dolayısıyla geçen sene almadılar. Şu an itibariyle bu senede alınmayacak gibi düşünülüyor. Seneye alınacak ilk resmi başvuru. Ama süreç içerisinde ön başvuru ve işte böyle etkinlikler vesaire olduğu için hani böyle sadece dosya sunmak gibi değil de daha öncesinde işte hani Velocity gibi işte festivaller, konferanslar, etkinlikler olması, bu Eurovelo için önerilen rotanın kent hafızasında bir yer etmesi, bisikletçilerin burayı kullanıyor olması gibi çalışmalar var. Daha öncesinde gelip bakıyorlar. Yani başvuru öncesinde de bir gelip bakılıyor. Zaten ulusal Eurovelo koordinatör var Feridun Bey, Feridun Ekmekçi. Hı hı. Onun da rehberliğinde hazırlanıyoruz. Onların işte yaptıkları çeşitli adımlar var. O yüzden bir süreç aslında hani böyle bir son dakikada dosya hazırlayıp vermek gibi değil. Hı hı. Bütün o süreci teker teker anlatmak, işte İstanbul'u nasıl bir konseptle Eurovelo'ya dahil ettiğimizi bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak hani bizim İBB'de bakış açımız bunun kentin sosyokültürel ortamına katkısını sağlayacak şekilde geliştirilmesi. Ve buradaki bisiklet kullanımının yani uluslararası, ulusal ağ olarak ya hem kişisel hem kültürel hem ekonomik altyapılarına katkısının ve farkındalığın oluşturulması ve bir şekilde bunu yaygın hale getirebilmek. Ve hani Engin de dediği gibi bu aslında bir sürdürülebilir bisiklet turizmi. Bunun bir katmanları var yani kültürel miras katmanı var, gastronomi, ulaşım, konaklama, servis, altyapılar gibi. Bunların da hani bir şekilde geliştirilerek bu var olan ortama sunulması gerekiyor. Bununla ilgili olarak bizim hedefimiz şu şekilde hani her yaş grubunun İstanbul ve çevresinde özellikle yani biz İstanbul'da olduğumuz için diyorum ona odaklanarak ve çevresinde derken buradan işte sınırlara kadar ya da işte buradan belki Kapadokya'ya kadar çünkü hani bu bir biraz hani sürdürülebilir bisiklet turizminin biraz konsept bir içeriği de var. Yani turizm noktalarını birbirine bağlamak gibi bir içeriği de var. Bunu güvenli ve yaygın şekilde bisikletle ulaşabilmek, buradaki işte kültürel, tarihi, sosyal değerlere insanların ulaşabilmesi ve bunu geliştirdiğimiz zaman da yani kültürel ulaşım ve turizm değerleriyle birlikte o bisiklet ağını, bisikletin paylaşıldığı bir kent ortamını yapılandırdıktan sonra da veya işte aynı süreç içerisinde Eurovelo bisiklet rotaları ağına da dahil olmak ve uluslararası bir sistemin parçası olabilmek. Peki şu anda projede planlanmış İstanbul rotası nereden başlıyor, nerelere uzanıyor? Toplam kaç kilometrelik bir rotadan bahsediyoruz? Çeşitli rota alternatifleri deniyoruz. Bunun için biz hani ilk göreve başladıktan sonra yaptığımız ön çalışmalardan bir tanesi bu yolları kullanan kişileri veya işte Türkiye'de tecrübeli deneyim sahibi olan bisikletçilerle bir araya gelerek rotaları tartışmak oldu veya işte yol ihtiyaçlarını hani Eurovelo'ya katılmasalar ya da Eurovelo'ya da sürmeseler bile uzun yol yapanlar da özellikle nasıl bir yol ihtiyaçları üzerinden gidecek
diye. Oradan da işte hani hem bizim gözlemlerimiz hem onlardan gelen bilgilerle hani çıkardığımız çeşitli alternatifler oldu. Aslında doğu tarafta çok daha az alternatif var, yani Şile ya da alttan işte Pendik tarafından feribotla bağlanmak gibi. Ama özellikle batı kısmında 3-4 tane güçlü alternatif var. Bunlardan bir tanesi işte Silivri tarafından bağlanmak ve bir tanesi Ergene Havzası üzerinden bağlanmak. Bir tanesi de kuzeye çıkıp kuzey ormanları üzerinden ya da onların altından ayrı bağlanmak. Bizim ilk yaptığımız tur Yenikapı Bisiklet Evi bu arada kuruldu. Resmi açılışı da yapıldı Ekim ayında. Burada da yine bisiklet toplulukları bir araya gelerek burada kültürün geliştirilmesi üzerinden çeşitli projeler, etkinlikler, işte festivaller yapılması planlanıyor. Şu an tabii pandemi dolayısıyla hani çok fazla böyle bir araya gelebildiğimiz etkinlikler olmuyor ama biz hani Engin'le birlikte Eurovelo koordinatörlüğü de yine bisiklet evindeyiz. İşte online toplantılar, çevrimiçi toplantılar olarak böyle birkaç tane organize ettik. Birkaç tane tur organize ettik. Yani bunun üzerinden de işte bisiklet evinin biraz daha canlandırılması üzerine çalışacağız. Bisiklet evinden başlayıp işte Yenikapı'dan işte Florya aksından Küçükçekmece'den de dümdüz yukarıya aslında 3. havaalanına da bağlanabilecek Karaburun'a kadar bir hattı sürdük. Bizim şu anda da yaptığımız ilk rota o oldu, yani bütün hani rotayı tamamlamış şekilde Küçükçekmece, Sazlıdere, Sazlıbosna üzerinden yukarı Terkos, Karaburun. Oldukça da güzel, keyifli bir rota. Bisiklet severlere de tavsiye ediyoruz o rotayı, değil mi Engin? Aynen katılıyorum. Yani biraz da ben yöntemden bahsetmek istiyorum. Yani biz rotaları böyle harita üzerine geçip şuradan çizelim demiyoruz. Yani öncelikle zaten haritaya elbette bakıyoruz. Farklı çeşitli harita altlıkları var. Buradan karşılaştırıyoruz. Daha sonra rota üzerindeki trafik yoğunlukları bizim için önemli. Rota üzerindeki kültürel miras, doğal miras alanları önemli. Bunların hepsini önce bir araştırmasını yapıyoruz. Daha sonra burada olabilecek güzergahları çiziyoruz. Çizdikten sonra da buraya gidip bisikletle sürüşünü yapıyoruz. Sürüşünü yaparken de yani normalde bu Yenikapı Karaburun arasındaki mesafe 85 kilometrelik bir mesafe. Ama yani iyi bir bisikletçi, tur bisikletçisi bir günde bile burayı yapabilir aslında. Ama biz burayı yaklaşık 4 günde yaptık. 4 günde yapmamızın sebebi rotaları parça parça sürüyoruz ve her sürdüğümüzde yolda gördüğümüz kültürel miras olsun, doğal miras olsun bunların fotoğraflayıp belgeliyoruz. Aynı zamanda yolda geliştirmesini istediğimiz yerler, bisikletçilerin güvenliğini sıkıntıya sokacak yerleri de aynı şekilde not alıp fotoğraflıyoruz. Bu nedenle ayrıntılı, yani rotanın her metresini neredeyse pedalladığımız için, raporladığımız için kısa kısa aralıklarla rotayı önce raporluyoruz. Zaten sürüşü gerçekleştirdikten sonra da bakıyoruz bu Ravelo'nun standartlarına, istekliğine uygun bir rota mıdır diye bakıyoruz. Uygunsa bu rotanın geliştirilmesi için işte Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkili kurumlarla iletişime geçmeye başlıyoruz. Yani süreç böyle devam ediyor. Merve de dediği gibi zaten Yenikapı'dan başladı. Daha sonra işte Küçükçekmece, Fazlıdere, Karaburun'a kadar çıkan rota bu şekilde oluşturuldu. Peki Eurovelo koordinatörlüğü yapısı hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani Eurovelo Koordinatörlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı altında kuruldu. Onu da söylemek önemli. Şimdi Ulaşım Dairesi'nde bir de bisiklet şefliği var. Onu da duymuştur birçok bisiklet sever. Şimdi bizim birimde bisiklet şefliği ayrı, genelde soruluyor bu. Ama tam koordineli şekilde çalışıyoruz. Yani bizim gittiğimiz rotaların birçoğu zaten hani şehir içi rota olduğu için şu anda biz sürdükten sonra işte onlarla da sürüp ya da işte hani sürmeden bütün bu ayrıntılı raporlamaları yapıp aslında yani hani hedefimiz buranın sadece şehir dışına bağlanması değil, şehir içinde de etkin bir şekilde kullanabilen rotalarla birlikte o ağ sistemini oluşturmak. Yani ortak hedefe hep birlikte ilerlemeye çalışıyoruz, öyle diyeyim. Eurovelo rotası olarak belirlenen yollar bisiklet yolları mıdır yoksa araçlarla ortak kullanılan, paylaşılan yollar da var mıdır? Şimdi Eurovelo'nun bizden istediği ya da Eurovelo'nun rotasında beklenen şey ya tamamen ayrılmış o mavi bisiklet yollarından bahsetmiyor. Bizden istiyor ki
bisikletlinin gideceği yol olabildiğince trafikten arındırılmış olsun. Evet, bu tanıma bu ayrılmış mavi bisiklet yolları uyuyor. Ama ancak böyle bir şart yok. Yani biz kırsal köy yollarını da kullanabilirsiniz. Ya da şehir içinde çok hızlı gidilmeyen işte 30 km hızının, 50 km hızının olduğu ve çok yoğun trafik olmadığı yolları da kullanabilirsiniz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bisikletliği E5'in içine sokabilirsiniz anlamına gelmiyor. Burada dikkat ettiğimiz şey trafiğin yavaş aktığı, trafiğin yoğun olmadığı yolları gerektiğinde kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü buradan Edirne'ye kadar yaklaşık 300 hatta 500 kilometrelik bir rota oluşacak. 500 kilometrede mavi ayrılmış bir bisiklet yolu yapmak mümkün değil. Ki bu hani Avrupa'da da böyle değil. Biz burada yani şehrin içindeyken olabildiğince mevcut bisiklet altyapısını kullanmaya çalışacağız. Kullanamadığımız kısımlarda mesela İstanbul bisikletçiler bile Bakırköy ile Yeşilköy arasında, Yeşilköy sahilinde ve Bakırköy sahilinde bir bisiklet yolu var. Ayrılmış bisiklet yolu var. Ama ikisini birbirine bağlayan bir bisiklet yolu yok. Ve buraya geçmek için de sahil yolu değil, Ralph Orvay bulvarını geçmek durumundasınız. Burası hız sınırının 70 km olduğu, oldukça da yoğun trafik olduğu bir yer. Şimdi biz mesela burada rotayı geçirmek yerine, tamamını buradan geçirmek yerine Ataköy semtine gidip, Bakırköy'ün Ataköy semtine, burada sahil yoluna paralel yolu kullanarak da, burada hız sınırı da düşük, çok yoğun da değil, buradaki geçişi işte semtin cadde ve sokaklarını kullanarak yap. Yani bu şekilde geçişlerle olabildiğince bisikletliği yoğun trafiğin, hızlı trafiğin içine katmamayı düşünüyoruz. Ya ben sürüşlerde şunu düşünüyorum hep. Ben yarın bir gün arkamda çocuğumla beraber gravel rotası yapacağım zaman ben bu yolu kullanabilir miyim? Eğer o yolu kullanamıyorsam demek ki orası pek de gravel için kullanışlı bir yer olmayacak diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var Eurovelo'da kullanıcı profilini araştırdığımızda zaten uzun yol yapan ve hani bu işin risklerini alan kişiler hani şu anda da geliyorlar. Ya da işte Avrupa'da her türlü dolaşıyorlar. İlla Eurovelo ağında olması olmaması çok da gerekmiyor. Türkiye'den İran'a, İran'dan aşağıya giden de çok fazla var bisikletçi. Hani İstanbul'dan geçerek. Eurovelo'daki ana kullanıcı kitlesi daha ortalama kullanıcı. Mesela öğrenciler işte. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, daha ortalama bisiklet sürenler, yani hani ortalama deneyim seviyesinden enginde bahsetmişti ya da çocuklu aileler. İkimizin de birer oğlu olduğundan oldukça bu konuda şeyiz biz de detaycı şekilde bakıyoruz hani nasıl güvenlikli bir şekilde ilerleriz diye. Ama tabii her yerde ayrılmış yol olması mümkün değil. Zaten hani İstanbul'daki genel şu andaki ulaşım stratejisinde de paylaşımlı bisiklet yollarını da öne çıkarmak çok çok önemli. Onun farkındalığını sağlamak da bu şekilde ilerliyoruz. Peki Eurovelo İstanbul tek bir rota olarak mı planlanmaktadır? Şimdi buradaki rotalar bir ana rota var. Yani A şehrinden B şehrine gelen direkt rota gibi düşünün. Bir de buradaki yonca rotalar var. Şimdi hani biz Yeni Kapı'yı yaptık ama Yeni Kapı Karaburun'u bir tarafta mesela Haliç'te yaptık. Ya da işte Tarihi Yarımada'da yaptık. Onlar yonca rota olarak geçiyor. İşte bisikletlerini mesela bisikletlerini bırakıp ya yürüyerek gidilebilir ya da işte kamp eşyalarını bırakıp bisikletle daha hafif bir şekilde gidilip gelinecek çeşitli küçük turlar şeklinde. Hani bunlar herkesin zorunlu tutulan turlar değil ama yonca rota olarak geçiyor işte Eurovelo'da. Oranın hani kentin kültürel mirasını tanıyabilmek için hangi rotalar yapılabilir gibi. Hani bir taraftan da onların üzerinde de çalışıyoruz. Rota için de mesela hani benim çok hoşuma giden bazı bölümler var bu Karaburun Yeni Kapı arasında. Bir tanesi Yeşilköy sahili. Hani burada birden sokağın içinden Yeşilköy sahiline çıkıyorsunuz, bir plajla karşılaşıyorsunuz. Hava da güzelse gayet güzel bir manzara oluyor. Yine Küçükçekmece kıyısında Menekşe sahiliyle Menekşe Deresi ve Küçükçekmece Gölü'nün birleştiği bir yer var. Burada da bir Mimar Sinan Köprüsü var mesela. O bileşim noktası, o Menekşe Deresi, Menekşe Deresi'nin üzerindeki kayıklar. Oradaki bağlantıyı, Menekşe Deresi ve Küçükçekmece Gölü arasındaki bağlantıyı görebilmek için ya bisiklete binmeniz gerekiyor ya da yaya olarak bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Bunu keşfetmek için de
oldukça güzel bir yöntem. Rotamız da zaten oradan geçiyor. Bir diğer yerde Sazlıdere kenarından geçen bir yol var. Sazlıdere, Yarımburgaz'dan sonra Sazlıdere çayının yanından devam eden toprak bir yol var. Devamında zaten Sazlıbosna Barajı var. Yine Sazlıbosna Barajı'nın kenarından da giden bir toprak yol. Burası da aslında İstanbul'da toprak yol sürüşü yapabileceğimiz, toprak yol sürüşünü deneyimleyebileceğimiz oldukça güzel bir yer. Özellikle hani bu dönem oldukça moda olan gravel bisikletlerle gayet güzel bir yapılacak bir parkur orası. Daha sonra zaten Dursunköy, Terkos var. Aslında burası da tam yol bisikletçileri için gayet güzel bir bölüm. Asfalt kalitesi çok iyi. Nispeten araç trafiği var. Hafta sonları daha da fazla olabiliyor. Ancak zaten erken saatlerde rahat bir içi oldukça sakin bir yol burası da. Rota üzerinde aklına kalan yerler bunlar. Ama yani rota üzerinde herkes kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulabiliyor. Yani İstanbul'un kırsalına en kolay çıkılacak alan bu şekilde. Biz burada suyun izini takip ettik dedik. Çünkü burası bir su havzası. İşte Sazlıbosna Barajı, ardından Sazlıdere, sonra da Küçükçekmece'ye dökülen delta. Burası su havzası olduğu için bir koruma alanı. Koruma alanı olduğu için de yapılaşma az. Yapılaşma az olduğu için de trafik az. Böyle toprak yol olduğu için arabaların da çok tercih etmediği bir yer. Yani bu toprak yolu orada deneyimlemek, yani birçok İstanbul'u bisikletçiye ben tavsiye ederim. Peki Avrupa bisiklet yolları İstanbul'a nasıl bağlanacak? Batıdan İstanbul'a gelene kadar geçilecek şehirlerde durum nedir? Önemli bir soru. Hani İstanbul'un hangi Eurovelo rotasına bağlanacağıyla ilgili olarak sınırdan buraya hangisine, hangi rotadan, hangi konseptle nasıl gireceği önemli. Bunun için de işte hani oradan buraya gelene kadar Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz o taraftaki belediyelerle birlikte işbirliği içerisinde bunu yapmamız önemli. O yüzden zaten hani batı sınırından İstanbul'a gelene kadar ki şehirlerle iletişim halinde olacağız. Hani onlara şu an yani iletişim yazıları yazıldı. Henüz toplantılar yapılmadı ama bunun haricinde hani genel hani ulusal rotalarla ilgili de hani yine görüşmeler yapılıyor ara ara. Hani bundan biz sorumlu değiliz ama bir şekilde hani bu Türkiye içinde de çalışılıyor. Çünkü bisiklet rotaları, ağları, bisiklet ulaşım altyapısı şu anda da oldukça hani gündemde de. Onlara da hani bir şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ilerletebilmek adına hani ondan da haberdarca bir şekilde koordine olmaya çalışıyoruz. Yani burada ekleyeceğim benim şu var. Yani rotanın belirlenmesi, şimdi biz Eurovelo'ya bağlanmak için muhakkak ya mevcut bir rotaya eklenti yapmamız gerekiyor ya da yeni rota oluşturacaksak iki ülkenin ortak olarak yapacağı en az 1000 kilometre uzunluğunda bir yol olması gerekiyor. Ya bunun içinde iki tane seçeneğimiz var. Şu anda Eurovelo 13 Edirne'ye kadar, hatta Kırklareli'ne kadar geliyor planlanmış olarak. Herhangi bir işaretlemesi ya altyapısı yapılmamış olsa da bir rota izi var orada. Bunlardan bir tanesi biz Eurovelo 13'ü bağlanmak olabilir. Bu amaçla da Kırklareli'ne kadar bir rota çizmemiz gerekiyor. Bu rota çizmesi, ayarlanması, yani rotayı oluşturmak İstanbul kent sınırları dışında da olsa bizim koordinasyonumuzda olacak. Ama atıyorum Kırklareli il sınırındaki bir altyapı çalışması için, bisiklet yolu çalışması için Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı şeyler sınırlı, orası Kırklareli Belediyesi'nin sorumluluk alanına geliyor. İBB Bisiklet'in web sayfasında bisiklet.ibb.istanbul sitesinde haritalar sekmesi var. Buradan İstanbul Eurovelo rota çalışmaları var. Biz burada güncellediğimiz, eklediğimiz rotaları buraya ekleniyor. Buradan rotayı takip edebilirler. Aynı zamanda Wikiloc sitesinde de benim kendi şahsi hesabımdan oradan paylaşıyorum ben. Yani yaptığımız rotaları oradan da takip edebilirler. Peki şu aşamada proje ne durumda? Süreç nasıl ilerliyor? Şöyle ki işte bunun ilk aşaması zaten rota araştırmaları şu anda yaptığımız ve rotaların keşifleri ve hangi rotaların sunulacağı ile ilgili çalışmalar. Bir taraftan işte Ulusal Eurovelo Koordinatörlüğü ile bağlantılar
Onlarla karşılıklı fikir alışverişleri. Bunun bir ileriki aşaması uluslararası bir bağlantı. İşte Bulgaristan'dan mı Yunanistan üzerinden mi geçecek mesela? Bununla ilgili bağlantı kurulacak. İşte belediyelerle bir şekilde bağlantılar oluşturulmaya çalışılıyor. Şu anda daha çok öncelikle biz hani İBB kurum içi çalışmalar yapıyoruz. İşte özellikle Kültür Varlıkları Dairesi'yle çok yakından çalışıyoruz. Hatta Engin de dediği bu haritaların onlar tarafından da işlenmiş kültürel peyzaj, kültürel miras değerleriyle işaretlenmiş bir versiyonu da var İBB İstanbul bisiklet sayfasında. Şu anki aşama daha çok işte kurum içi ya da işte mesela Spor İstanbul'la neler yapılabileceği, spor müdürlüğüyle neler yapılabileceği, işte turizmle ilgili neler yapılabileceği, işte Vizyon 2050 grubu var biliyorsunuz, onlarla neler yapılabileceği. Daha çok şu anda o kurum içi kültürle ilgili çalışmalar bir taraftan da sürüyor. Bunlarla birlikte de tabii o dosya hani arşiv için çeşitli bilgiler depolanıyor. Yani süreç bu şekilde. İşte Velocity var. Haziran ayında Lizbon'da olacak. Ona bir sunum için hani başvuruda bulunduk. Ondan haber bekliyoruz. Şu anki aşama böyle. Bilmiyorum Engin ekleyeceğin neler var. Sana katılıyorum. Bunun yanında hani sürecimiz yanlarına rota araştırma. Şu an 85 kilometrelik bir kısmını yaptık rotanın. Bunun Edirne yani ister yeni rota olsun, ister Eurovelo 13 rotasına bağlanmak olsun. Bizim her halükarda Edirne'deki sınır kapısına ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir yandan da rota çalışmaya devam ediyoruz. Şu an alternatifleri var elimizde buraya nasıl ulaşacağımıza dair. İstanbul il sınırına kadar sürüşlerimizi tamamladık diyebiliriz. Bir rota var. Şimdi İstanbul il sınırı dışındaki rotalarımızı bahar aylarıyla beraber yapmaya başlayacağız. Aslında buradaki amacımız şu, biz rotaları belirlenip doğru sonra işaretlendirmesinin yapılması, bir yandan da Revero'ya başvuru ve bunun altyapısını hazırlanmasını sağlamak. Ama bu süreç devam ederken de rotaların, bisikletlilerin kullanımına açılmasını bekliyoruz. Yani bu şey gibi değil. Eurovelo 2022'de ilk başvuru alacak. Onun işte yazışması, kontrolleri, şey yapılması 2 yıllık bir süreç daha gözüküyor. Ama bu süreç yaklaşık 3-4 yıl boyunca Eurovelo rotasını bir bina gibi kırmızı kurdeleri kesmeye gerek yok. Biz rotaları yaptıkça insanların kullanımına açacağız. Bir yandan da Ulaşım Daire Başkanlığı bir şekilde bu rota üzerindeki iyileştirmeleri yapacak. İnsanlar burada bisiklet kullanmaya, tur yapmaya başlayabilir. Eurovelo'ya dahil olunca da tabelanın üzerine Eurovelo etiketinin yapıştırması kalır. İşte sitesinde rotaların ağa eklendiği, web sitesinde rotanın planlandığı, alt kültürel ve doğal öğelerin işlendiği ve eklenmesi kalır sadece. Ama bu yani Eurovelo'ya resmi olarak eklenmeden önce insanların rotayı yapmayacağı anlamına gelmiyor. Biz olabildiğince rotayı belirleyip insanların kullanımına sunmak istiyoruz. Yani orada şöyle ekleyebilirim. Ulaşım deyince akla hep böyle motorlu taşıtlar geliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de bu daha çok ön planda. Şu anki ulaşım dairesi hani Utku Bey de bu konuda hani bisiklet konusunda çok hani bunu avantaja çevirmeye çalışıyor ulaşım açısından da. Büyükşehir Belediyesi'nde şu ana kadar ulaşımla ilgili daha çok çalışmalar hep motorlu taşıtlar üzerinden ilerlemiş. O yüzden hani bisikletle daha önceden başlamış işte hani bu Euro ya katılım ağları ile ilgili devam eden bir çalışma fazla yok önceki dönemlerden. De daha çok bisikletli ulaşım, işte bisiklet şeftliğinin kurulması vesaire gibi önceliklendirmeler var. Yani Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Bey'in de özellikle yani üzerinde durduğu bir husus. Ama bu taraftan tüm projelerde tabii bu bisikletli ulaşımı sürekli dile getirmek gerekiyor. Yani ulaşımla ilgili projelere de aktarmak açısından. Biz de bir taraftan hani onu da yapmaya çalışıyoruz hani bisiklet şefliğiyle birlikte de hani çalışarak hani o rotaları her ne kadar sunuyor olsak da aynı zamanda bunun hani ulaşım kültürüne
girdilerinin sağlanması ve hani şu anda İstanbul'da yerleşik bir şey de yok, veri sayımları. Çünkü bu bayağı önemli bir şey aslında, hani uluslararası ve ulusal sürdürülebilirliği de sağlamak açısından hani neyle başladık, nasıl ilerledi, nasıl devam ediyor gibi, hani bu sayım işlemi ve onunla ilgili çeşitli girişimler de sürüyor. O yüzden böyle hani proje ya da işte süreç çok katmanlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz Avrupa Bisiklet Rotaları Eurovelo idi. Konu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eurovelo Proje Koordinatörleri Engin Aktürk ve Merve Aktağ Öner bizlerleydi. Bize vakit ayırdığınız için ve değerli bilgiler paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bir başka programda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Podcast yayınlarımızın tüm bölümlerine herkes için bisikletpodcast.com web sayfamızdan ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Yayınlarımızın reklamsız devam edebilmesi için podcast'imizi patreon.com üzerinden küçük katkılarınız ile destekleyebilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Bisikletle ve sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.